Hanımlar beyler, Taşkınlık Parkı'ndan herkese merhaba, ben Emre. Bugün sizlerle birlikte Remothered, Tormented Fathers isimli oyuna bakacağız. Bir ilk bakış videosu olacak. Yorumlara ve beğenilere göre de kim bilir seriye dönüştürebiliriz. Bir korku oyunu, yeni çıkmış bir korku oyunu. Unreal Engine ile yapılmış bir korku oyunu ve Türkçe desteği olan bir korku oyunu. Aslında uzun zamandır bekliyordum, istek listemdeydi. 30 Ekim'de çıktı yanlış hatırlamıyorsam. Yeni alabildim. ilk defa gireceğim ben de oyuna. Gördüğünüz gibi hani continue falan şu an aktif değil. Grafik ayarları şu an Ultra'da. Şöyle göstereyim. Hadi başlayalım bakalım. 3 tane slot varmış. Bu arada uyarı fazlasıyla vahşet içerdiği söyleniyor oyunun. Rahatsız olanlar varsa şimdiden kapasın. E, R, D, F, C, V, I ve P tuşlarını kullanabiliyoruz. Peki. P oyun durduruyor. I, inventory, tamam. R, kamerayı resetlemek. F ile kaçınabiliyoruz. Bakış açımızı falan değiştirebiliyoruz. Şu an oyun yükleniyor sanırım. Bu arada öğrenmeye çalışıyorum diyeceğim ama. Bunların hepsine basmam mı gerekiyor? Mouse'un sol tuşuna bas devam etmek için diyor ama. Görünüşe göre yine yağmur yağacak dedi ama neden İngilizce yazdı? Ben bunun ayarını Türkçe yapmıştım. Bu arada baştaki sinematikte tabii ki... Tekrar Türkçe yapalım. Türkçe'ye döndü. Baştaki sinematikte konuşmadım özellikle. Ve isimlerden gördüğünüz üzere bir İtalyan oyunu. İtalyanlar korku oyunlarında bayağı başarılılar. Daha önceki deneyimlerimden yola çıkarak söyleyebilirim. İtalyan yapımı bir oyun olması beni birazcık ürküttü şimdiden. Hadi bakalım.
Herhangi bir konuşma vesaire dönmedi. Ablamız geldi, gördünüz zaten. Onları anlatmama herhalde gerek yok. Şuna bir bakalım. "14 Ekim 1971. Perşembeden beri kayıp. En son öğleden sonra 4'te şey kod. Oyun alanında görüldü. Doğum tarihi 8 Şubat 1958. Kadın, beyaz, 13 yaşında. Hafif sarı saçlı, mavi gözlü. En son beyaz elbise ve beyaz ayakkabı giyiyordu. Saçları örgülüydü. Şirin. Bilgisi ol. 74. Araması rica olunur." Bazı yerler tabii ki silinmiş. Evet, ne tarafa gitmem konusunda, gerektiği konusunda en azından bir bilgim yok. Ama düz ilerliyorum. Koşsak biraz. Çok tatlı koşuyor. Buraya girebiliyor muyuz? Anlaşılan kayıp kızımızı arıyoruz. Ama neden kayboldu, ne oldu? Konuda çok fazla bir bilgim yok. Buradan kes, şuradan kes. Skiers. Sinemalarda. 31 Ekim 1971. Bir sinema afişi. Caesars gibi. Acaba Edward Scissorhands şeyi mi, göndermesi mi? Umarım bir de baştaki müzikten telif yemeyiz. Yeriz gibi geliyor ama hadi bakalım. Kapıyı açamadığıma göre, burada da bir şey olmadığına göre kadının koşması benim çok ilgimi çekti. Bu taraftan gidebilirim. Bu taraftan gidebilirim. Işıklandırma vesaire çok iyi olmuş ve optimizasyonda gördüğüm kadarıyla, burası doğru yol değil, tamam. Optimizasyonda gördüğüm kadarıyla bayağı iyi. Yüzünü görmek istiyorum. O nasıl gözler öyle? Tamam. Işıklanmış. Ses efektleri biraz yavaş geliyor. Yani koşmayı bıraktıktan sonra yorulma efektini duymaya başlıyoruz gördüğünüz gibi. O açıdan bazı sıkıntıları var gördüğüm kadarıyla. Hadi bakalım. Acaba bizi neler bekliyor? Bu neymiş? Bazı sembollere baktığım zaman kendimi rahatsız hissediyorum her zaman diyor. Semboller ve aynalar. Yes, hello. I'm Dr. Reed from the Santa Margarita Institute. I'm sorry, but Mr. Felton is no longer a patient. I know. This is why I'm here. Hello? Anyone? Bu arada çeviri tam anlamıyla gerçekleşmemiş gördüğümüz kadarıyla. Arada bizim çevirmemiz gereken şeyler olacak. Olay belli ki bu binada geçecek. Daha sonradan ilerleriz muhtemelen o gidemediğimiz yerlere. Doktor Felton'un konağına ulaş. Tamamlandı. Konağa gir ve Doktor Felton ile görüş. Yalnız atmosfer çok güzel olmamış mı ya? Size şöyle bir göstermek istiyorum. Teyzemizin biraz hırçın bir bakışı var, evet ama. Birazcık daha hızlı yürüse tabi. Çok gerçekçi olmuş bu yürüyüş hızı. Makası alamıyorum. Yanıma alabileceğim bir şey varsa alayım diye uğraşıyorum da. Gerçi gerçekçi düşünmek lazım. Şu an doktora gelmiş birisi neden buradan bir bıçak, bir makas, bir şey alsın ki yanına?
Haliyle ben de almıyorum. Hello? Merhaba. The gate was open. Kapı açıktı. Orada mısınız? Hello? Merhaba. Kimse var mı? Is anyone there? Yok. Ve kilitli. Ha. Peki. Diğer kapıyı deneyeceğiz ama koşayım ben biraz ya. Bayağı korkunç bir şekilde nefes nefese kalıyor ama biraz koşturacağım. Kapı da burada var. Tamam, sakin ol, bir şey yok. Biraz dinlen. Tamam, koşmuyoruz artık. Şimdi tekrar koşabilirsin. Stamina dolmadı tabii hemen. Benzin bidonu. Şu sarı kırmızı şey ne acaba? Sprey boya falan mı? Olabilir, her şey olabilir. Şurada bir şey var, bakmam gereken. Heykel sanırım. Kesinlikle rahatsız edici. Sandalyeye oturamıyoruz değil mi? Hayır. Yürüyüş hızını neden bu kadar yavaş yapmışlar onu anlamadım. Ona bayağı taktım şu an. Neyse, kapıya geldik. Çok sigara içiyorsun sen. Good evening. İyi akşamlar. Bayan Reed, iletişim dizgesinde söylediğimiz gibi. Benim de belirttiğim üzere Bay Felton artık Santa Margarita Enstitüsü'nün hastası değil. Biliyorum. Buraya enstitü dahilinde değil, gönüllü olarak geldim. Peki ne istiyorsunuz? Vakayı şahsen yeniden inceliyorum. Nedenlerini, tepkilerini. Alternatif yollar ve denemeye değer olası deneyler olduğuna inanıyorum. Kocanızın hastalığı için uygun yasal yollar olduğu konusunda enstitüye savaş açmış bulunuyorum. Hayır, yanlış anlamışsınız. Ben yalnızca yardımcı oluyorum. Kendisinin hemşiresiyim. Aha, biliyorum. Sorun değil. Sanırım kendisiyle konuşmak istersiniz. Teşekkür ederim. Karanlık için özür dilerim. Bay Felton görme yetisi hastalığı yüzünden zarar gördü ve tehlikede. Bu arada ben Gloria. Lütfen içeride sigara içmekten sakının. Bay Felton sigaranın kokusundan nefret eder. Bu arada aslında cutscene'leri seslendirmiyordum. Daldım, konuştum. Konuşmuşken de ortada bırakmak istemedim. Araya bir video geldiği zaman zaten Türkçe altyazı olduğu için konuşmamayı tercih edeceğim. Şaşırmayın. En azından seslendirme sanatçıların kendi sesinden duymuş oluruz bir yandan da. Yükleme süresi bayağı uzun. Görüldüğü kadarıyla ama. Sağ alttaki metronomdan görüyorsunuz yüklendiğini. Evet, adam görme yetisi yüzünden içerisi karanlıkmış. Yani karanlıkta oynayacağız, bu ortaya çıkmış oldu. Lütfen gelin bu taraftan. Kötü bir alışkanlık. Sigara mı? Evet, yazık ediyorsunuz. Bırakmalısınız. Size ne kadar zararı olduğunu bir bilseniz, yalnız sağlığınıza değil, paranıza da yazık. Hem paranızı hem de zamanınızı boşa harcıyorsunuz. Her gün o kadar çok yapacak işim oluyor ki, zamanım böyle kötü bir alışkanlıkla harcayamazdım. Bay Felton'a sabahtan akşama kadar yardımcı mı oluyorsunuz? Hayır, öğleden akşam 8'e kadar. Sonrasında evime dönüyorum. Buranın yakınlarında yaşıyorum. Gerekirse çağrı cihazıyla bana ulaşabiliyor. Ancak bu sık olmuyor. Ben yokken kendisiyle işi ilgileniyor. Bana işiyle ilgili neler söyleyebilirsiniz? Yalnızca birkaç kez görüştüm. Ben buradayken ya dışarıda ya da odasında oluyor. Pek anlaşılmıyorlar diyebiliriz.
I didn't know. Bilmiyordum. But, you know, when she's evdeyken de hep aynı şarkıyı, aynı parçayı dinler. Tekrar ve tekrar. Biraz hızlı okumaya çalışıyorum çünkü bazen çok hızlı geçiyor yazı. O konuda da bir dengesizlik var. Bu arada koşamıyorum, evet. Kadın yürüyor diye ben de yürüyorum. Shift'e bastığım zaman koşmuyor. Bana kızmayın. This way, please. Mr. Felton will be here in a few minutes. Okay. Evet, Bay Felton'u beklerken etrafı biraz kurcalayalım. Neymiş? Bay ve Bayan Felton çiftliği. Rosso Gallo kapanıyor. Buluşma tehlikesi. Bay Women ve Felton'lar hakkında tüketici ve çalışanlara karşı suç işledikleri iddiası doğrultusunda soruşturma başladı. 2 Ekim 1971 Galloların gururu olan Rosso Gallo çiftliği salgın şüphesinden ötürü kapandı. Pek çok ürüne asalaklık hastalığına neden olan zehirli polenlerin bulaştığı bildirildi. Çiftliğin sahipleri Ariane Gallo sağ üsttekiymiş, noterlik yapan eşi Richard Felton sağ alttaki, profesör aynı zamanda şirket ortağı Albert Elias Wiman büyük resimde olan soruşturma altında tutuluyor. Wiman bizzat Felton tarafından şirketi farmasötik deneyler yapmak için kullanmak ve keyfi olarak şirket fonlarını kullanmakta suçladı. Kimyacı arkadaşlarımıza yorumları bekliyorum. Aslında uyarı şirket merkezinin sakinleri olan yapıyı yöneten ve bitişikteki rahibe manastırında, yani fotoğrafta, kalan hasatçılar denetleyen Ashman ailesinden gelmiş. Bildirilen belirtiler arasında acılı ülser, kusma, parazit yayılımı ve yalnızca bazılarında görülen nasır ışıl duyarlılığı yer alıyor. Ağır suçlamaların üzerine hem Felton'lar hem de Ashman'lar bizzat bugün Doktorlar Birliği'nden alınan Wiman'dan tehditler almış. Wiman suçlamaları duyunca şoka girdiğini söylerken parmağını iş ortağı Richard Felton'a doğrulttu ve bizzat o beni finanse etti dedi. Felton'ın aynı babası gibi 1957'de Wiman'ın saygın bir tıp ödülü kazanmasını sağlayan uyuşturucu, fenoksilin projeleştirilmesini desteklediği ve finanse ettiği bilinenler arasında. Fenoksilin satışı piyasaya çıkarıldıktan birkaç yıl sonra korkunç yan etkileri yüzünden durdurulmuştu. Bu arada ürün dağıtımı için kullanılan Felton'ların evinde de işlemler durdurulmuş halde. Ashman'lar ve Felton'lar bu skandal yüzünden tüm ilişkilerini kesme kararı aldı. Ashman'lar kendilerine verilen büyük zararın karşılığını ödenmesini talep etti. Zira iddiaya göre kendi çocuklarına bile hastalık bulaşmış ve çocuklar bu yüzden denek olarak kullanılmış. Yetkililer salgın çiftlikteki sulama işlerine kullanılmanın yanı sıra Ashman ve manastırdaki 12 rahibenin de su kaynağı olan yeraltı suyundan kaynaklandığını düşünüyor. Yazılar biraz fazla küçük ve bitişik. Astigmat var bende. Zor okuyorum. İdare edin. Diğer tarafa bak. Seni pis herif. Bak haberlerde benim için neler diyorlar. Beni karalamak istedin. Bedelini ödeyeceksin. Kesinlikle ödeyeceksin. Kızından başlayarak hem de. Babasının kim olduğunu bilmediğine inanıyor musun? Eminim onun kendi kızı olduğunu bilmekten memnuniyet duyacaktır. Ne kadar şeymişsin meğer. Onu göster. Sorumluluk al. Ne demiştim? Peki. Peki. Benim kadar zor durumda bırakmasaydın iyiydi. Yerine koyacak kelime bulamadım. It would be too easy, wouldn't it? I believe in people's willpower,
Everything else is not God, but ineptitude or mankind's cruelty. This is the kind of fairy tale I prefer at my age. When you're worn out from an incurable disease, you start having some doubts. Why is there so much life in such small but lethal creatures? An arbiter, that's all we need. For what? It's wrong and crazy. It's human nature. That same nature in which we are equals to those ants eating each other. But pardon me, I forgot my manners. Please, sit down. Dr. Reed, I suppose? Sorry, Mr. Felton. Pleased to meet you. So you already met Gloria? Yes, she let me in. She's a great reference, extremely hardworking, but back to us. I don't recall seeing beautiful doctors like you at the Institute, Dr. Reed. I am flattered, Mr. Felton. I arrived at the Institute just a few months after you left. And you left because... Inadequacy of the sanitary treatments within the structure. That's right. And in a few words? In a few words. They didn't know how to treat my case, and they left me there to die. But it seems that other issues took over. I once or twice refused to go through exams. Mr. Felton, is there anything I can do for you? Oh, Gloria. Yes, see if Dr. Reed needs anything. Oh, no. May I offer you a cup of tea or coffee? Espresso? No, thank you. As you wish. How about you, Mr. Felton? No, thank you. I'll keep entertaining our guest. You can go now. You're diagnosed. 1958. Yes, indicatively. Some friends and I contracted the disease while traveling to Egypt, and it got worse. In addition to the disease, the first exam showed some inconsistency. Some hormonal deficiency? Overdose of non-prescribed drugs, opiates? Naloxone? Wasn't it recalled in the mid-60s? Doctor, don't you think that nowadays there are ways to obtain drugs without any prescription? I believe so. According to your file, you still receive your disability pension. Even better, it seems that the beneficiary is your wife, Ariana Gallo. Exactly. She's the one who takes care of me when Gloria is off. How about your daughter? My daughter? Celeste's never come back home. Disappeared. She was adopted, am I right? The investigators confirmed that she intentionally left. They never suspected a kidnapping since there was no ransom request. How about Weeman? Wasn't he a suspect? A flash in the pan, an idiot who brought confusion by sending warnings and threats. And her birth parents? Dr. Reed, young girls often decide to just go. And this is what my daughter decided to do with... Jennifer. What did you say? At times, you'd call her Jennifer. No, my Mr. daughter. Felton, what has really happened to your daughter? I just told you. How about the off-the-record version? I am not sure where you're trying to go with this, but I won't tolerate. I don't have the strength for this now. I know you've been trying to forget her, but this picture might help you to. What is this? Where did you get this picture? Isn't she your daughter? Celeste, or as you called her? Jennifer? I asked you a question. The back of the picture says Jennifer. There is no Jennifer! You thought I was stupid, didn't you, Mr. Felton? Do you really think I'd come here without knowing what I'm talking about? Who are you, and why did you come here? Did you come to my home to threaten me with your condescending tone? Threatening you? So maybe I should ask your wife then. She's not home. Seems like she is. Mr. Felton, I just talked to the director of the Institute on the phone. They have never heard of Dr. Reed. She is not what she claims to be. Well, Miss Reed, if that is your real name, your time here has ended. Please, leave my property. Miss Gloria will escort you out. Please follow me. Mr. Felton, please, tell me what you did to your daughter. Good evening. Follow me. You know the way. Oh. How do you even... How do I do what? How do you even sleep at night? You use people's lives regardless of the pain you cause. The Feltons have been through a lot. And they are good people. Gloria, a young girl disappeared. We all know the story, unfortunately.
A burden that the Feltons will have to carry for the rest of their lives. Celeste just left them. If that was the case, there was a motivation behind it. And it threatened her life. Olaylar olaylar. Kız bizim kızımız değilmiş, onu öğrendik. Oyunu kaydetmek ister misiniz? Evet, tabii ki isterim. Önde metronun bulunan aynaları ara. Oyunu bir tek aynalar aracıyla kaydedebilirsin. Tamam. Adam gerçek kız olduğunu neden gizliyor bilmiyorum. Öldürdüyse eğer neden öldürdü bilmiyorum. Onları öğreneceğiz zaten zamanla. Oyunun eski usul bir save sistemi var bu arada. Celeste'in kayboluş olayını araştıracağız. Müziğin kaynağını bulup Bayan Felton ile görüşeceğiz. Bayan Felton ile görüşmek bana şu an daha mantıklı geliyor. Sonuçta hani annedir. Ses çıkartabiliyoruz bardağı atıp. Gerek yok. Şalteri açsam mı acaba? Işıkları söndürmek en iyisi. Zaten karanlık oldukça. Burada bir şey yok. Şu savunma üyesini alayım. Envanterimizi de bir görelim. Bulunmuyor. Donanım. Tığ var elimizde. Tamam. Gerekirse tığ kullanabiliyoruz. Saklanma mekaniği var. Sağ tuşta şey yapabiliyoruz. Çık 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 çık. Hiç şey yapma. Korkma. Ortada bir şey yok. Bir şey yok. Kapatalım ki şüphe çekmeyelim. Müzik bu odadan geliyor sanki. Diğer taraftan kapatılmış. Bu arada biz de doktor değilmişiz. Zaten onları gördünüz, izlediniz ama yine de anlatmak istiyorum. Dolaplardan bir şey çıkar mı? Yok. Biz neciyiz o zaman? Dedektif falan mıyız? Bir devlet kuruluşunda falan çalışan bir görevli miyiz? Şunu neden seçemiyorum? Burada bir küre var. Heh, ses çıkarmak için. Gerek yok. Kapat.
Çömelme varmış, güzel. Korku oyunda çömelme varsa iyidir. Nasıl evin asansörü var ya. Asansörü kullanmayalım bence. Burası saklanmak için muhtemelen. Evet. Kırmak için bir vazo. Burada yine bir şey yok. Bir yandan araştıra araştıra ilerliyorum ki hani... Belki Jennifer'ın ölümüyle ilgili bir şeyler buluruz. Ya da kayboluşuyla, ölü değildir belki gerçekten de. Müzik yukarıdan geliyor. Belli. Savunma öğesini geliştiriyoruz. Term sarıyorum etrafına, ne yapıyorum? Yanlışlıkla şu küreyi kıracağım diye korkuyorum bunları basarken ya. Burada bir şey yok. Saklanmak için bir koltuk altı. Şunları çekebiliyor muyuz? Kapının kapatılmış. Ama hayır. Oraya girecek bir yol yok. Şu an en azından bu tarafta. Ses buradan mı geliyor acaba? Bu kadar araştırmamıştık. Buraya da biraz bakalım. Adam çıkıp gelecek diye ödüm kopuyor şu an bir yandan. Şimdiye kadar çekmecelerden hiçbir şey çıkmadı ya. Seni saklanmak için. Ha, müziğe yaklaşıyoruz. Koridorun sonundaki, yani şu sağından ses geliyor. O da burası.
Saklan, 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 saklan. Kadın ölmüş ya. Güvelenmiş. Ses çıkarma. What happened, my dear? The record player got jammed again, right? Yes, I know. You keep on telling me we need to buy the new gadgets on the market. Promise, promise, promise. Sen ne yapıyorsun orada? How can I say no to you? Sana nasıl hayır diyebilirim? Azıcık dinlen canım. Küçük Jennifer'ım benim. My little Jennifer. Ne tür bir sapıksın sen? Erken çıkmamışsındır buradan. Ho. Olaylar başlar. Konaktan kaçmaya çalış. Güzel. Yine tuşta. Kapıyı kapat. Kapıyı kapat, kapıyı kapat. Şurada bir ayna gördüm. Mesela önde de metronom var. Oyunu burada bir kaydedelim. Ve aynı zamanda bölüme de son verelim. Çünkü 37 dakika oldu neredeyse. İlk bakış videosu için fazlasıyla uzun. Olaylar daha yeni başlıyor ama dediğim gibi merak ediyorsanız konunun devamını beğenin videoyu, aşağı yorumlara yazın. This War of Mine'de işe yaramıştı, bunda da yarayabilir. Güzel bir korku oyunu olduğu kesin. Açıkçası ben bunu oynamak isterim. Eğer siz de görmek istiyorsanız mutlaka belirtin. Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Remothered, Tormented Fathers. Güzel bir oyun. Cidden uzun zamandır hani bu tarz bir korku oyunu oynamamıştık. İtalyanlar bu işi iyi biliyor. Bakalım olaylar nereye gidecek? Neler değişecek? Neler öğreneceğiz? Kaçabilecek miyiz? Başımıza neler gelecek? Ne yaşayacağız? Hepsini göreceğiz. Başka videoda tekrar karşınızda olacağım. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın ve hoşça kalın.